tüketici güven endeksi verisi de geldi. Hemen onu da paylaşalım sevgili izleyenlerle. 80.6'ya yükseldi tüketici güven endeksi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilimi anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Eylül ayında, yani bir önceki ayda 78.2 idi efendim. Nereye geldi? 80.6'ya. %3'lük bir artış var tüketici güven endeksinde. Alt kırılımlara bakalım hemen. Burada mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi artmış durumda. 77.4'müş 12 aylık dönem hususunda maddi durum beklentisi, 82.1'e kadar gelmiş. Yine gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 96.2'ymiş, 100.1 olmuş. Ve tüketici güven endeksi 78.2'den %3 artarak Ekim ayında 80.6 seviyesine geldi. Tüketicinin güveni artmış Fikret Bey. Nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirirsiniz veriyi? Şimdi burada görünen rakamları, önemli olan vatandaşın da bir şekilde elbette ki hissetmesi. Vatandaş böyle söylemese de, bunu bu şekilde hissetmese de, ama diğer bütün ekonomik veriler bu rakamları aslında bir şekilde doğruluyor. Açılan, yapılan açıklamalar, konuşulan konular ve Türkiye ile ilgili dışarıdaki problemlerin hallolması bu rakamları da bir şekilde destekliyor. Burada elbette bunun maalesef bu tür pozisyonlarda ilk bir şekilde zarar gören vatandaş, bunun faydasını da en son hisseden yine vatandaş. Dolayısıyla yani bu şu demek değil, buradaki rakamlar iyiye doğru gidiyor ama pazardaki işte Ayşe teyzenin pazardaki alışverişine bu şekilde yansıyor mu? Bunu konuşmak lazım. Elbette orada bir geç yansımaları var ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu veriler, bu rakamlar bize yaptığımız işin ne kadar eziyetli de olsa, ne kadar problemli de olsa, ne kadar fedakarlık istiyor olsa da yani iyiye doğru gittiğini açıkçası gösteriyor.